Oysa bununla bitireyim, söyleyeceğim, paylaşacağım çok şey var. Ancak İslam medeniyetinin geleceğini güçlü bir ahlaki seferberlikte gördüğümü ifade etmek isterim. Güçlü bir ahlak seferberliği. Ahlakın gücüne, gücün ahlakından çok ahlakın gücüne inanmalıyız. Çağın Gazalisi olarak adlandırılan Taha Abdurrahman, Mağribli filozofumuz diyor ki, Yunan medeniyetinden itibaren biz insanın mümeyyiz vasfı olarak aklı tarif ettik. Ben bunu kabul etmiyorum diyor. Bence insanın mümeyyiz vasfı ahlaktır. Çünkü her akıllı ahlaklı değil ama her ahlaklı akıllıdır. Düşünüyorum o halde varım değil. Ahlaklıyım o halde varım. Ve ahlak meselesimiz üzerinde çokça durmalıyız. Biz Batı'ya üstünlüğümüzü, Batı medeniyetine üstünlüğümüzü anlatmak için bir hata yapıyoruz. Onda var olan değerleri alıyoruz, bu İslam'da da var diyoruz. Demokrasi mi diyorsun? İslam'da demokrasi diye kitaplar yazıyoruz. İnsan hakları mı diyorsunuz? İslam'da insan hakları diye kitaplar yazıyoruz. Hayvan hakları mı, kadın hakları mı? Bizde de var diyoruz. Biz bununla İslam'ı yüceltmiyoruz aslında. Zımnen Batı'yı yüceltiyoruz. Bu hatadan vazgeçmeliyiz. Ama biz Batı'da olmayan bir şeyi İslam medeniyeti olarak Batı'ya götürmeliyiz. Küreselleşme iki şeyle gerçekleşti, iki dolaşımla. Biri malın dolaşımı, biri bilginin dolaşımı. Malın dolaşımına helali eklemeliyiz, bilginin dolaşımına hakikatimizi eklemeliyiz. Bir hatamız daha var, İslam'ın takdiminde bir hatamız daha var. Davet edeceğimiz insanları düşman görüyoruz. İslam'a davet edeceğimiz kitleleri düşman görerek nasıl davet ederiz biz? Kur'an-ı Kerim açıkça فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظَّالِم۪ينَ buyuruyor. İnsana bakışımızı gözden geçirmeliyiz. Tabii fakirlik, cehalet, tefrika, hastalıklarımız, bunlar üzerine durmalıyız. İnsan, özgürlükler, insan hakları, adalet ve tabii ki ahlak meselesi. Son olarak dört kavram. Geleceğe bizi taşımak için İslam dünyasında İslami uyanış hareketleri dört kavram üzerinde çokça durdular. Tecdit, ihya, ıslah ve inşa. Bu kavramların hiçbiri İslam'la ilgili kullanılamaz. İslam eskimez ki tecdid edelim, haşa. İslam ölmez ki ihya edelim. İslam bozulmaz ki ıslah edelim. Ancak bu dört kavramı yerinde kullanmaya devam etmemiz lazım. Bir, et-tecdidu fil fikir. Düşüncelerimizi yenilememiz lazım. İki, el-ihya'u fil ulum. İlimlerimizi yeniden ihya etmemiz lazım. Ulum-u akliye ile ulum-u nakliyeyi cem ederek. Üç, el-ıslahu fil menheç. Metotlarımızı, usulümüzü yeniden gözden geçirmeliyiz. Kubeysi hocamızın ifade ettiği gibi Kur'an'ı anlama usulümüzü, sünneti anlama usulümüzü, Kur'an'la insan arasındaki ilişkiyi, dinle hayat arasındaki ilişkiyi, inşa kelimesini de ahlak için, el inşa'u fil ahlak. Ahlakımızı yeniden inşa et.